Teknofest Azərbaycanda ən çox marağa səbəb olan standın önündəyəm. Baykar makina standının önündəyəm. Niyə bura ən çox marağa səbəb olub? Çünki Bayraktar TB2-nin, yəni 2-ci Vətən müharibəsində hamımızın sevimlisinə çevrilən Bayraktarın və ümumiyyətlə videolarını Müdafiə Nazirliyi mütəmadi olaraq yerləşdirirdi və o videoları izləyib qürur duyurduq. Bax, həmin o Bayraktarın istehsal olunduğu, belə deyək, zavodun standidir bura. Baykar makinanın standidir və içərisində də Bayraktarın hissələri az, yəni qismən sərgilənir. Çox az hissəsi gətirilib Türkiyədən Azərbaycana gəldiyi üçün, amma mövcud standı mən sizə göstərmək istəyirəm. Yanımda müsahibim də olacaq, Hülya hanım. Hoş gördük. Mərhaba, hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz Azərbaycana. Hoş bulduk, çox sağ olun. Nasılsınız? Təşəkkür edirəm. Teknofest 2022 Azərbaycanda ən çox marağa səbəb olan standlərdən biri Baykarın standidir. Çünki 2-ci Vətən müharibəsində Bayraktarı bütün Azərbaycan halkı gördü, sevdi, izlədi videolarını və Ermənistan üzərindəki qələbəmizin də belə deyək, Bayraktarda öz payı var. İndi burada Bayraktarın hissələri sərgilənir. Mən istəyirəm ki, siz Azərbaycan televiziyasının izləyiciləri üçün məhz Baykar standını anlatasınız. Peki, çox təşəkkür ediyorum. Təkrar hoş gəldiniz. Öncəliklə, burada standımıza dahil olduğunuzda duvarda Bayraktar akıncı sisteminə aid bütün mühimmatları, dahil olan avyonikleri və onun kontrol edildiği istasyonu görebiliyorsunuz. Bütün bir sisteme ait burada görseller sergilenmekte. Hemen yanında Bayraktar TB2 sistemimize ait ön iniş takımı yer almakta. Bu mekanizmayı sergiliyoruz burada. Tamamıyla yerli, milli ve özgün olarak tasarlanmış sistemler yer almakta. Bu Bayraktar'ın iniş hissi. Bayraktar TB2 insansız hava aracının ön iniş takımı yer almakta burada. Mekanizmadan da gördüğünüz üzere hareketli bir şekilde katlanabilir normda sunuluyor. Hemen bunun yan tarafında yine Bayraktar TB2'ye ait kuyruk servolarını göreceksiniz. Bu test düzeneyi normalde sistem üzerinden burada da göreceğiniz üzere kuyruk servosunun nasıl çalıştığını, nerede olduğunu göreceksiniz. Merhabalar tekrar. Bunun yan tarafında akıncı insansız hava aracı sisteminin gördüğünüz üzere çocuklar adına oyun bir simülasyon olarak gösterildiğini görüyorsunuz. Çocuklar burada gelip simülasyon üzerinden uçuş yapıyorlar. Bayraktar TB2'nin pilot masasıdır bura və Vətən müharibəsində də ən çox sevinən, belə deyək, videolarını izləyən arasında uşaqlar da var idi. İndi burada uşaqlar, istəyən uşaqlar bura yaxınlaşıb pilotdan istifadə, yəni pilot pultundan istifadə edə bilərlər və hər kəsə maraqlıdır ki, bu pilot stolundan, məhz masasından necə istifadə olunur? Hoş gəlmişsiniz Azərbaycana, özünüzü təqdim edin. Hoş bulduk, teşekkürler. Aslında bu hazırladığımız simülatör küçük kardeşlerimiz için ve yani her vatandaşın kullanılması için yaptığımız basitleştirilmiş bir sistem. Burada gençler geliyor böyle küçük bir anı bırakmış oluyorlar. Bizim için de iyi oluyor, eğlenceli oluyor tabii. Yani kısmen de olsa çocuklar Bayraktar'ı idare edebiliyor değil mi? Tabii Akıncı'yı görmüş oluyorlar, tanımış oluyorlar, sistem nasıl çalışıyor onu biliyorlar. Bu kontrol aletlerini kullanmış oluyorlar. Gaz kolu olsun, kumanda kolu olsun, dinamiklerini öğreniyorlar. Hani dikilme nedir, yatış nedir, havacılıkla ilgili bazı terimleri öğretmeye çalışıyorum ben kısa kısa. Siz gün boyu burada oluyorsunuz. Çocukların ilgisi nasıl, merak nasıl? Gerçekten ilgileri çok fazla. Koşarak geliyorlar yani. Ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Zaten en önemli olan şey çocuklar yani burada. Küçük kardeşlerimiz için. Tabii büyük amcalarımız da geliyor. Onları da anlatıyoruz, onları da kullandırtırıyoruz. Beraber hoş bir gün geçiriyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teknofest, belə deyək, uşaqların xəyallarının bir parçasıdır və bu da elə onun bariz nümunəsidir. Hülya hanım, başqa nələr var standımızda? Başqa nələr var? Standımızda hemen bu alanda gördüğünüz üzere bir kariyer alanı var. Bu alanda firmamıza ait iş ve staj başvuruları alıyoruz.
Azerbaycan'dan da staj başvuruları veya hatta iş başvuruları alır. Evet, Azerbaycan'dan da bu başvuruları alabiliyoruz. Arkadaşlarımız buradaki kare kodları okutarak gelen tüm ziyaretçilerimiz ilgili olanlar iş ya da staj başvurusu yapabiliyor. Artık ikinci gündü. Ne kadar müracaat var? Ne kadar müracaat var? Onu doğrudan şu an kontrol edemedik. O yüzden dolaylı bir hatalı bilgi vermek istemem. Ama ilgi var, merak ve ilgi çok fazla. Hemen arkanızda görmüş olduğunuz duvarda da Baykar'ın tarihçesini görüyorsunuz aslında. 1986 yılında kurulmuş. Bugüne kadar tüm sistemlerimizi gözlemleyebileceğiniz bir tarihçe yer almakta. Hemen bu tarihçenin yan tarafında bir etkinlik alanımız daha yer alıyor. Bu etkinlik alanında küçük çocuklarımıza hem boyama etkinliği hem de yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalara katılarak hediye ürünler kazanabiliyorlar, hediye maketler kazanabiliyorlar. Genel olarak standın içerisindeki etkinliklere ilaveten tam köşeyi döndüğümüzde de size firmamızın tamamıyla yerli, milli ve özgün olarak tasarladığı Avionics sistemleri gösterebileceğim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Var olun, hoş geldiniz bir daha Azerbaycan'a ve xüsusilə mən bu nüansa dikkat çekim. Eğer Azerbaycan'dan da isteyen şəxslər varsa, Baykar stendində biz bir neçə dəqiqə bundan əvvəl önündən keçdik. İşlə təmin olunmaq istəyən və yaxud da staj keçmək istəyən, praktika keçmək istəyən, təcrübə keçmək istəyən şəxslər bax yaxınlaşıb Baykar stendində, Teknofestdə Baykar stendində yaxınlaşıb müraciət edə bilərlər. Bu fürsət də yaradılıb. Hələlik çatdıracağım informasiya bunlardan ibarətdir. Buyurun, söz yenidən sizdədir.